Ay, karizmasına kurban olduğum abdest bin olayım, çek beni. Ay, akışına, bıyığına kurban oldu. Boyuna, posuna, o kalpağına kurban olayım. Vallahi bizim başımızda dağ gibi kalender ağam var. Bize pişicik olmaz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Hem ne olmuş ki eşyalarımız gittiyse? Ha bu çatıyı da başımızdan almadılar ya. Aa, karılar bu adamlar da kimdir? Anam yine neyi götürmeye geldiler? Koşun da koş. Kalender Bozok'un evi değil mi? He! Mühürleyin. Ya nereye? Kalender ağanın konağı. Evdekilere de haber verin. Borç ödenene kadar kimse girmeyecek eve. Oy! Ne demek kimse girmeyecek eve? Sen kimin evine kimi sokmuyorsun ha? Hanımlar, hanımlar bir durun ya, bir durun. Hoş gelmişsiniz benim memurum beyim. Hoş bulduk Kalender ağam. Ağam, evi mühürlüyorlar. Ya devletimiz böyle münasip görmüş, ne yapak aşım? Ne demek ne yapak ağam ya? Bizim başımızın üstünde bir tek çatımız vardı, onu da alıyorlar. Ya. Baba, ne oluyor? Kızım işte borç, ne yaparsın borç, ne yapak? Devletimize karşı boynumuz kıldan ince. He, memur bey, acaba bunun başka bir yolu yordamı neyin var mı? Hadi gel üzme bizi, hadi. Borcunuzu ödeyin hanımefendi. Başka oluru yok bu işin. Vardır. Vardır. Kaç lira ki? 300.000 TL'cik. 300.000 TL'cik mi? He. Yok ağam ya, yok. Memur bey, vardır belki başka bir yolu. He? Siz görevdeki bir memura rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Haddinizi bilin. Yok. Buna rüşvet demeyelim de... Buna iyi bir dayak diyelim. Saldırın karılar! Evet. Lan yedin lan adamı, yedin. Bırak Ayşe, geç tarafa. Ya durun, delirtmeyin beni. Ya memur bey, bunlar böyle işte, kusurlarına bakmayın. Deliriyorlar arada bir canım. Siz de hadi artık yapın, bitirin şu işinizi. Mühürleyin. Mühürle. Mühürleyin de bitsin. Ah benim mühteberim. Ayşe. Ya bırak lütfen abla. Evi mühürlüyorlar. Ayzince çıkardı. Abla bırak dedim. Bırak. Oğlum ne yapıyorsun sen ha? Evi mi mühürleyeceksin sen? Gel, gel mühürle. Ayşe ne yapıyorsun ya? Kendimi zincirliyorum ha. Ben ölürüm de vermem evimi. Ya kopar zincirlerini Ayşe. Vermem ağam. Ölürüm de vermem evimizi. Oy! Dağılın ulan. Sikerim mührünüzü. Açın lan zincirleri. Açın, elimden bir kaza çıkacak ha. Oy ne yapıyorsun be Asiye'm? Ya devletin memuruna silah mı tutulur? Ağam. Çekil. Ya ha devlet ha ben. Sıkacaksan bana sık. Ha gözünün yağını yiyeyim, çekil ha. Asiye, indir şu silahını. Ağam, çekil, halledeyim şu işi, çekil. Ya Asiye, indir şu silahı diyorum sana. Etme, eyleme. Ya. Ya kadın indir dedim ya. Allah Allah. Bacım benim. Allah'ını seversen al şu Ayşe'mi kapıdan. Ayşe. Abla. Ayşe. Abla bırak. Dolanmış bu Ayşe. Abla. Dedecik hava çözülür mü? Ne yapalım o zaman? Onunla beraber mühürleyin. Mühürleyin. Allah. Yok artık ha.
Ya ne güzel bir yermiş burası ya. Ne sandı kız? Ağamlar bizi hiç kötü yere getirir. Breş. Hem benim cennet Adana'mın çirkin bir köşesi mi var ki? Gerçekten yok. Neyse artık sen işlenirsin, biz de keyfimize bakarız. Yeni gelin. Burada yeni gelin, beni gelin yok. Siz çalışmayacaksınız. Biz abimle akşama şöyle güzel bir mangal yapacağız, değil mi abi? Tabii tabii, o iş bizde. Ben sana yardım ederim aşkım. Kıyamam. Ya aşkım, madem burada yeni gelin değilim, hiç gitmeyelim. Olmaz mı? Aa, ne çabuk sıkıldın yeni gelinlikte kız. Vallahi kusura bakmayasın, bundan sonraki 15-20 sene yeni gelin sensin. Tıraş. Konak hayatı konakta kaldı hanımlar. Şurada azıcık kafamızı dinleyelim ha. Gel sevgilim, ben sana ev dolaştırayım, gel. Ya hadi aşkım, biz de gidelim. Gidin aşkım, gidin. Abi. Biri tutmuş, biri pişirmiş. Hani bana diye de ben oluyorum. Ya başta biraz direttim ama vallahi padişahın mihri olsa bir insan ancak bu kadar yakışır. Hayırlı uğurlu olsun konağımız. Ayşe, kız hakikaten çok merak edeyim ya. Sen gerçekten salak mısın yoksa salak taklidi mi yapayım? Yok abla, bizde taklit maklit yok. Orijinalim ben, orijinal. Öf, ya olmuyor. Ya biz hep böyle kafanın önünde mi dikileceğiz? Bir şey etmeyecek misin? Ne edek Asiye? Devletimizle karşı mı gelir? Abi şimdi ciddi ciddi evsiz mi kaldı? Ha, benim zavallı yavrum, biz evsiz kaldık. Canımdan çok sevdiğim hanımlarım. Biliyorum bu benim hatam, benim suçum. Eğer bu şartlar altında biz seninle yaşamak istemiyorum, anamızın evine geri dönecek derseniz anlarım. Hiç gücenmem, darılmam. Ya ağam, sen de durup durup aynı lakırdıyı söylüyorsun ya. Diğer karlarını bilemem ama benim yerim senin. Buradan kurtulabilirsem inşallah senin yanın. Uy, ha senin yerin ağamın yanı da benim yerim neresi? Ağam. Benim yerim de senin yanındır. Hem ben pazara kadar değil, mezara kadar yanındayım ağam. Ağam, ben mezarda da yanındayım ha. Yuh be Möhteber, yuh. O kadar da değil. Ya gel benim dedim şu kamerada sana bir şey diyeceğim ya. Türkmek abla, şu tanıdık çilingirci var mıdır? Asiye, bacım benim. Çilingirci var mı tanıdık ya? Kız, Gülen, ne oldu? Ablam, nasılsın? Ya şimdi hoşbeş edecek halim yok, ne oldu de. Şey abla, Hazar'la Bella konaktalar mı? Yok, tatile gitti. Çifte kumrular. Tatile mi gittiler? Bayağı barıştılar yani. Eskisi gibi oldular, öyle mi? Ya seninle hoşbeş edecek vaktim yok. Bunu sormaya mı aradın? Ben konağa geliyorum da abla. Öyle kim var kim yok bir sorayım dedim. Konağa mı geliyorsun? Kız gelme, gelme, dön geri, dön geri. Aa, niye? Ya işin gücün var, benim seninle uğraşamayacağım. Abla sen de mi bana cephe aldın? Ya kız işin başımdan aşkın, sonra konuşuruz haydi, haydi. Ama abla... Kapattı. Ne oluyor ya? Neyse, siz görürsünüz. Ya önce altınlar gitti, sonra konak gitti. Allah daha büyük dert vermesin, şükür bugünümüze ya. Oy, sen ne dedin yayıkaz? Sen ne altınından bahsediyorsun bakayım? Evet, hıcırcılar geldiğinde Allah'tan ağzımdaki altı dişimi almadılar, şükür diyorum. Uydurma kız, yalancı sen o. Altınlar gitti demedin mi sen? Yok Müteber ablam, öyle bakıp korkutmayın insanı ya. Söylesene Ayşe. Sizden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Ağam geldi Ayşe'cim, ortanca çiçeğim ben azıcık borca sıkıştım dedi. 3-5 altın istedi, ben de verdim. Benden de istedi. Oy benden de. Çok şükür benden istememiş.
Yalnız karılar, bu işin bir tek açıklaması vardır ha. Aa, iflas edi. Nedi? İflas edi. Batı. Oy. Anam. Vay başım. Bak kardeşim, şimdi nasıl da deviriyorum ortada sıçanı. Sıçan mı? He, ortada sıçandır bu oyunun adı. Bu yüzden seni ortaya aldık mişk. Aa, can aldım. Au! Aldın mı canın arızıca dedi. Bu nedir ya? Sevimli hayat tesbirdir, nedir bu? Top sanki içinden geçiyor ruhunu. Daha on numaralı atışımı yapmadım kardeşim, bekle. Şimdi neresinden geçiyor göreceğiz. Mustafa devirdim iki sayfana. Ne yapıyorsun sen Afet? Düşmanla gülle mi atıyorsun? Vallahi ağam, kusura bakmayın sana. Ben yarışları ve oyunları çok ciddiye alırım. Ayşe anamdan kalma bir huy herhalde. Ya Afet, bu kızcağıza öyle top atılır mı? Üflesen yıkılacak zaten, şuna bak. O da bizim aramıza girmeyecek tamam. Gel sevgilim, gel. Kız gel, bir el daha oynayaydık ya. Kalender Bey, bakıyorum planınız tıkır tıkır işliyor. Şşş, gözünü yağlayayım, benim dönürüm kimseye çaldırma. Yok canım, olur mu öyle şey? Baksanıza, Camille bile anlamadı durumu. Sizi gerçekten artık fakir bir insan zannediyor. İşte iyi. Ne? Kendiniz de evden attırdınız. Peki şimdi ne olacak? Artık kimin ne olduğunu anlama vakti. İzleyip göreceğiz. Ya çok pardon ama nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Hem bu gece nerede kalacaksınız? Otelde. Ya benim dönürüm. Seninle biz bir kaplıcaya gider. Masajdı, spaydı derken kendimizi şöyle bir 50.000 bakımına sokak. E hanımlar? Hanımlar burada kalacak. Kalacaklar ki bu zorlu duruma kimin daha dayanıklı olduğunu göreceğiz. Siz az değilsiniz vallahi giderim. Bir kalender bozuk kolay yetişmiyor. Ferhat. Ferhat. Nasıl da özlemişim seni. Ben de çok özledim. Şirin ya, samanlığa da mühür vurdular. Nerede göreceğim artık ben seni? Samanlığı mühürledilerse çöplüğü de mühürleyecek halleri yok ya. Hem iki gönül bir olunca çöplük bile... Ses etme sakın. Dilan. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Özettin kendini diyeceğim ama yalanı sevmem bilirsin. Gerçi yılanı hiç sevmem. Seninle hiç uğraşacak vaktim yok. Ablamı görmeye geldim. Seni de kapıdan kovsak bacadan giriyorsun maşallah. Ablamın evine girerken de mi sana soracağım? Onu yengemle abim arasına fitne sokmadan düşünecektim. Ben onlara iyilik etmeye çalıştım. Hem zaten biz Bella'yla oturduk, tatlı tatlı konuştuk. Sen beni yanlış anlamışsın. Ağzında bal olanın kuyruğunda iğnesi vardır, bilmez miyim ben? Hadi sen şimdi evine git, bir bardak soğuk suyunu iç, sonra gene gelirsin hadi. Sen beni kovamazsın. Bal gibi de kovarım. Masken düştü Dilan. Herkes senin ne mal olduğunu biliyor artık. Saf yengen bile anladı be. Bak Şirin, pişman olursun. Şuna bak ya, bir de tehdit ediyor. Gerçekten çok acıyorum sana Dilan. Sen gül bakalım. Sonradan çok yalvaracaksın Şirin Hanım. Çok. Bunlar da abi kardeş kendini bir şey zannediyor be.
Abo. Abo. Ah. Oy. Benim çıktı ha. Ya her şeyi anladım da. Biz bu çay standını niye getirdik? Ya ne demek niye getirdik ya? Ben nereye oraya? Biz ayrılamak ki. Mezara da bununla geleceksin değil mi? Ya abi ne biçim konuşayım Allah aşkına ya? Allah'ın izniyle ben onunla birlikte gelin olacağım, yuvama gireceğim. Abi, artık kardeşlikten öte bir bağımız daha var seninle. Ev arkadaşı olduk ya lan. Alayım kirayı. Kendi mülküme bir de para vereyim ya. Al. Şimdi bana bak. Ya. Bu evin bazı kuralları var. Birincisi, diş macunu ambur ortada sıkmayacaksın. Ha o çok kolay ya. Ben macun kullanmayayım ki. Misvak kullanayım. Neyse. İki. Ya boş ver şimdi kuralı muralı ya Allah Allah. Kurallar delinmek içindir. Abi bak bir şey diyeceğim. Hem bu benim altınlar bitmeden bir an önce benim gelin olmam lazım. Şey. Bak hele gel de buraya. Gel gel. Geç otur şöyle. Abi. Bak hele bir ya. Benim bu profili niye kimse görmüyor? Demek ki kitlelere ulaşamamışsın Türkmen Hanım. Ha, yanlış strateji uyguladık demek ki. Tabii, halka sesimizi duyuramadık. Biz halka inemedik abi. O zaman şöyle yapalım. İstersen ben senin eline bir megafon vereyim. Sen dama çık bağır. Ya da böyle küçük el ilanları bastıralım. Belediye otobüslerine dağıtırız ha. Yok ya abi böyle daha etkili bir tanıtım yapmamız lazım. Mesela? Mesela? Ne edeceksin? Bayi toplantısı düzenle istersen ya da bir basın açıklaması yap. Süper fikir. Bak bu basın açıklaması fikri süper fikir. Ben bayıldım böyle Adana'nın önde gelen genç yakışıklı üçgen vücutlu iş adamları derneğinize çağırırım. Ay çok hayırlı oldu bu. Vallahi harikasın ha. Kalender abimi de çağırırız. Sonra senin helvanı kararız. Hayırlısıyla. Böyle bozmuştum. Delme beni! Sanki deldi. Evet. Gel dünürüm benim. Gidek de bizim hanımlara otelde kalacağımızı diyek. Oo, görünüşe bakılırsa. Şimdi tam oymak başı oldum kalender ağa. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasın ağam. Ne yapıyorsunuz? Çadır kuruyoruz. Onu görüyorum da niye? Ben şahsen dişi bir kuşu olarak üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Kız sen misin dişi kuş? Allah seni kahretmeye. Kız senden olsa olsanca gamlı baykuş oluyor. Kıza siyah kıkır deyip durma. Leylek boyunlu. Zaten canım burnumda. Depişmeyin, depişmeyin. Benim derdim dünyadan büyük. Alta burama kadar geldi. Ben burada daha fazla sizi dinleyemeyeceğim. Gidiyorum. Nereye? Otele. Canım dünürüm bana otel ısmarlıyor. Kamil, sen hiçbir yere gidemezsin. Niye ya? Çünkü karısı izin vermiyor da ondan. Tabii izin vereyim. İkiniz bir olun, bir de harem kurun. Yok olmaz öyle şey. Uy, oğlum. Sen hiçbir yere gidemezsin. Evet ağam. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de hiçbir yere gidemezsin. Bu neydi lan? Bu karılar benim güzelim Türkçemi de bozdular. Kalender ağa, anlaşılan hanımlar bizi bırakmamakta kararlı. Pekala. Madem ki bizi salmıyorsunuz, madem ki bu akşam burada kalacak, söyleyin bakalım nerede yatacak? Bir sokaklarda mı? Yok ağam, çadır kuruyoruz ya, çadırda kalacağız. Hangi çadırda? Kız Allah seni kahretmesin be, beceriksiz. Ha iki yalınla bir çadırı doğrultamayasın. Ağam, ben sağ bu gece krallara layık bir döşek kuracağım ağa bu çadırda. Asıl ben güzel bir döşek kuracağım. Bu sebeple de ağam bu gece benimle kalacak değil mi? Kendi çadırımda deneysel bir çalışma yaptım. Farklı deneyimlere hazır olabilirsin. Tövbe tövbe. Bu akşam benim akşamım Ayşe. Ya ağam sen...
seferidir. Konaktaki sıra çadırda geçmez. Yahu benim ciğerlerim, anlamıyor musunuz? Ben bu gece hiçbirinize kalmayacağım. Benim adım ne? Ağa, Kalender Ağa. Madem ki ben her şeyimi kaybetmişim. Madem ki benim bütün ailem sokaklarda, çadırlarda kalıyor. Her şeye sıfırdan başlayacağım. Ya bu ne demek şimdi ağam? Bundan böyle sizler bir ağa karısı değilsiniz. Bir şırdancının karısı olacaksınız. Bu gece itibariyle ben Adana'nın sokaklarında elimde tepsi şırdan, şırdan diye bağıracağım. Ne diyorsun sen ağam? Olacak iş mi ya? Olur benim bacım, olur. Canlarım, diğerlerim, karılarım. Abinden bahsediyor. Ya hanımlarım, eğer biz bu durumdan memnun da mesut değilsek, de artık sokaklarda yatıyoruz. Biz anamızın evine geri döneceğiz derseniz, sizi anlarım. Darılmam, gücenmem. Yapma ya. Ne oldu kız? Kimi deşiyorsun? Bıçığını çıkardın elmaları. Bir de bilmezmiş gibi soruyor mu abi? Bizim bozoklardan büyük başka derdimiz mi var? Ha, gene ne oldu? Yeni bir şey olmasına gerek yok ki. Bugüne kadar ettikleri yetmez mi? Ya Dilan kurban olayım, gene başlama be gülüm. Neye başlamayayım abi? Ettikleri yanlarına kar kaldıkça benim içim çürüyor. Ruhum eziliyor. Ya güzelim, çürüyecek de, ezilecek de bir şey yok. Büyütme her şeyi. Olan oldu, artık önümüze bakacağız. Tabii. Onca başımıza eğdiler ki, önümüze bakmaktan başka çare bırakmadılar. Ha, ne demeye getiriyorsun sen? Bin yıllık Duran aşiretini ayaklarının altına alıp ezdiler diyorum abi. Oyuncak ettiler bize, oyuncak. Lan. Yalan mı? En fenası da sen müsaade verdin onlara. Gel dediler geldin, get dediler gettin. Yeter artık. Ver şunlara ağzının payını. Cümle alem görsün Duranlarla uğraşmak ne demekmiş. Bilal yeter artık kız, yeter. Ne istiyorsun sen? Kafasına mı sıkayım hepsini, bunu mu istiyorsun? Ya şu düşmanlığı körükleyip durma. Düşmanlığın kimseye faydası yok. Kimseye. Aa, bu tehlikeyle gidilir mi? Çizmelerin nerede? Yoksa onları da mı mühürlediler? Çok cahilsin Ayşe, çok. Hiç benim ocağım çizmelerimle seyyara çıkılır mı? Zaman gelecek, ayaklarım morarıncaya, delininceye kadar yürümek zorunda kalacağım. Ekmek parası işte, ne yaparsın kolay değil. Hey gidinin köstek saatli, kalpaklı, çizmalı ağası. Ya sen ne hallere düştün böyle? Haklısın benim müteberim. Yani bak bir kez daha söylüyorum. İsterseniz eğer ananızın evine hemen gidelim. Ha, ha biliyoruz. Gidebiliyoruz istersen. Ama gitmiyor. Benden demesi. Nerede o bozokların ağası? Nerede bu şırdancı parçası? De haydi bana rast gele, ben gidiyorum. Yapma etme abi. Sen koskoca Kalender Ağa'sın. Sana yakışır mı hiç? Benim her şeyden önce düşünmem gereken şey ailemin rızkı. Cemil oğlum, getir bakalım şu şırdancı tepsimi. Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah. İnşallah, inşallah. Amin. Gel. Buyur abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay nasıl da yakıştı eline şırdanlar. Ay valla canım çekti ya. Ah be, artık biz de halka karışacağız. Yakında havuz kenarı falan da satarız. Benim canım şirinim, duydum, duydum. Hiç korkma, senin baban daha ölmedi.
Ya haydi benim dönürüm. Gidelim Kalender Ağa, gidelim. Ay hayır Kamil, sen nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. O niye karıcığım? Ya ayıp ayıp, utanmayacak mısın? Tepsi tepsi sadakat satmaya. Sadakat değil Kamelyalı Hanım, sakatat. Ayrıca benim dönürüm satmayacak ki bana lojistik destekte bulunacak. Yok, yine de gitmiyorsun. Yok yok, yine de gideceğim. Çünkü Kalender Bey'e fizyolojik ve psikolojik destekte bulunmam gerekiyor. Hadi gidelim dedim. Gidelim gadasını aldı. De haydi. Şırdan! 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 Kaçtan satıyoruz acaba? Salak. Şırdan. Şırdan. Koş 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 koş. Tut şunu, tut 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 tut. Koy arabanın arkasına. Biz şimdi bunları gerçekten satacak mıyız? Yok canım, niye satalım? Baksana zaten burada bir çift çizmeyi de yedek olarak koymuştum. Allah Kalender abi, ben hiçbir şey anlamadım. Biz şimdi şırdan satmaya gitmiyor muyuz? Yahu sen dünürünü hiç tanımamışsın canım ciğerim. Sana öyle bir sürprizlerim var ki şaşıracaksın. Ne diyorsun? Haydi bin arabaya bin. Haydi. Ya haydi. Kızım benim 001. Ya baba baba baba, dinle dinle dinle.